Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte üreme ve girişme sistemine başlıyoruz. Son sistemimiz bu. Bu sistemle birlikte artık sistemlere bir nokta koyma vakti geldi demektir. Sonrasında ise popülasyon ve komünite ekolojisinden devam edeceğiz. Hadi gelin bakalım üreme sistemini de temizleyelim değerli arkadaşlar. Bu dersin PDF dosyasına ve Telegram gruplarımıza seninbiyoloji.net sitemizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben nasıl anlatacağım bu üreme sistemini ona bakacağız ilk başlangıçta. Bu yüzden sayfamı birazcık döndüreyim bakayım. Ne anlatacağımızı birazcık daha bakalım. Şimdi gençler burada dikkat ettiyseniz insanda üreme sistemi 5 bölümde inceleniyor. İlk başlangıçta dişi üreme sistemi konuşacağım. Bununla alakalı yumurtalıklar, yumurta kanalı, döl yatığı, rahim veyahut da uterusu konuşacağız. Sonrasında dişilerde menstrülasyon döngüsüne gireceğiz. Folikül evresi, ovülasyon evresi, korpus luteum evresi ve menstrülasyon evresi şeklinde anlatımımı gerçekleştireceğim. Sonrasında erkek üreme sistemini konuşacağız. Testisler, yardımcı bezler ve penisi anlatacağız. Döllenmeyi anlatacağım. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan AIDS, frengi, HPV ve hepatit B'yi anlatacağım. Neresi önemli peki? Bu kısımdan soru göndermeyi çok fazla seviyor. Ve bu kısımdan soru göndermeyi çok fazla seviyor. Tabi illa buradan soru gönderecek diye bir kaide yok. Biz bu yüzden konunun tamamını dinleyeceğiz değil mi arkadaşlar? Yani öyle bir muhabbet söz konusu değil tabii ki. Ama ben en azından sorarsınız diye bunu da vermiş olayım. Şimdi dişi üreme sisteminden başlıyorum. Dişi üreme sistemine bakıldığı zaman mayoz bölünme geçirerekten yumurta hücresini oluşturmak, eşey hormonlarını üretmek ve embriyonun gelişimi için uygun bir ortam sağlamak gibi görevleri dişi üreme sistemi yerine getirmekte. Dişi üreme sistemine bakıldığında yumurtalıklar, diğer bir ismi de önemli bu arada, ovaryumlar diye adlandırılıyor. Yumurta kanalı, Fallopi tüpü, döl yatağı, uterus veya rahim diye adlandırılıyor. Ve döl yatağı ağzı, serviks, vajinadan meydana geliyor arkadaşlar. Bu vatandaşların isimlerini ve diğer isimlerini de mutlaka bilelim. Çünkü kaynaklarda biliyorsunuz ki bazen farklı farklı sorulabiliyor. Şimdi yumurta kanalına bakıldığı zaman, Fallopi tüpüne bakıldığı zaman bakın yumurtalar şu kısımda, yumurtalıklar var. Bunların da arkadaşlar neye doğru bağlantısı var? Yumurta kanalıyla bağlantısı var. Bu yumurta kanalı çok fazla önemli. Çünkü spermle yumurtanın buluşup döllenmenin gerçekleştiği yer Fallopi tüpüdür. Yani yumurta kanalıdır arkadaşlar. Bu kısımda ise nedir arkadaşlar? Yumurtalıktır. Serviks kısmı bu kısımda. Döl yatağı kısmı arkadaşlar bakın bu şekilde. Embriyonun geliştiği yer yani. Endometrium tabakası. Endometrium tabakası denilince ne gelecek aklınıza? Kan damarları gelecek. Bu kan damarları eğer ki her ay patlama yaparsa bu menstrülasyon döngüsüne işarettir. Yani endometrium tabakasında kan damarları bulunduğu için bunun sürekli patlaması yani döllenme gerçekleşmezse eğer ki ne yapıyor? Patlayıp tekrardan oluşum gerçekleştiriyor. Biz buna rahim iç tabakası diyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında serviks, rahim ağzı var ve vajina denilen kısmımız bulunmakta arkadaşlar. Şimdi burada en önemli muhabbetlerde menstrülasyon döngüsünün evrelerinde özellikle bunları göreceğiz. Ama endometriumu daha öncesinde sormuştu ÖSYM. Endometrium kısmı o yüzden önemlidir. Bilginiz olsun. Tamam. Gelin bakalım yumurtalıklarla başlayalım. Karın boşluğunun altında yer alır ve iki tanedir. Yumurtalık hücrelerinden dikkat hangileri salgılanıyormuş? Östrojen ve progesteron hormonları salgılanıyor. Östrojen ve progesteronu endokrin sistemde ben bahsetmiştim. Kime özgüydü bu vatandaşlar? Dişiye özgü hormonlardı değil mi? Salgılanırken oogenez denilen olayla yumurta oluşumu da gerçekleşiyor. O zaman oogenez denilince aklımıza yumurta oluşumu gelecek. Peki bu oogenez neyi içeriyor bakalım. Yumurtalıkta bulunan yumurta ana hücrelerinden. Yumurta ana hücresi diyorsa bir şeyin başında ana varsa eğer ki ne olacaktır bu? TET kısmında anlatmıştık. 2 en kromozomlu. Mayoz bölünmeyle yumurta hücrelerinin üretilmesine oogenez deniliyor. Dişilerde yumurta hücresinin gelişimi anne rahminde yumurtalıkta başlar ve belirli bir yaşa kadar sürüyor. Şimdi şurada şu siyah alalım bir. Bakın burada dikkat ettiyseniz elinde 2 en kromozomlu bir vatandaş var. Mayoz geçireceğim ben buna. Bu yüzden mayoz 1 ile başlatacağım bu reaksiyonu. Sonrasında en kromozomlu 2 tane vatandaşım meydana gelecek. Sonrasında mayoz 2 gerçekleştireceğim. Ve 4 tane en kromozomlu normalde, tabii normalde vatandaşımın olması gerekiyor. Şurası da mayoz 2 olacak. Şimdi bakalım ne gerçekleşiyormuş. Dikkat ettiyseniz burada arkadaşlar saygel bakın iki farklı renk var bu yüzden. İki en kromozomlu ve kaç tane kromozom var? 4 tane kromozom bulunmakta. Tabi bunlar kendilerini eşliyor interfaz geçirdikten sonra.
İlk başlangıçtaki haline biz oogonium diyoruz. Bir şeyin başında yum eki varsa Latince'de bu arkadaş da ilk hal anlamına geliyor. Bu yüzden yumurtalıkta oluşan olgunlaşmamış yumurta hücresinin ilk hali diye adlandırılır. Sonrasında bu eşlendi vesaire interfaz geçirdi. Yine 2N eşittir 4 kromozomlu vatandaşın bulunmakta. Biz buna birincil oosit diyoruz. Olgunlaşma döneminden önceki dişi cinsiyet hücreleri diye adlandırılıyor. Şimdi buna ben meyoz geçirteceğim. Meyoz geçirdiğim zaman ne olacaktı bu vatandaşlar? Her birisi N eşittir 2 kromozomlu hücre meydana gelecektir, değil mi? O zaman bu N eşittir 2 kromozomlu, bu da N eşittir 2 kromozomlu mu? Evet. Gördüğünüz gibi zaten N eşittir 2 kromozomu görüyorsunuz zaten. Birinci doğrusu ise bunun da ismi ne olacaktı? İkinci doğrusu olacaktı. Olgunlaşma döneminin ikinci aşamasındaki yumurta hücresi. Şimdi burada dikkat edin bir. Meyoz 2 gerçekleştireceğim ve meyoz 2 sonucunda ne oluşmasını istiyorum arkadaşlar? 4 tane N kromozomlu vatandaş olmasını istiyorum. Yalnız burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar bunlar abidik gubidik oluşmuş. Yani şundan bahsediyorum. Bakın birinci polar hücre diyor. Bölünmeden önce kromozomların uçları toplanmış hali. Sonrasında ise ikinci polar hücre diyor. Bakın dikkat ettiyseniz burada 4 tane yapı var ama bir tanesi çok fazla büyük. Diğerleri ise arkadaşlar çok küçük. Niye küçük peki? Sitoplazma yetersizliğinden buradakiler küçük kalmış. Buna ise aşırı sitoplazma gitmiştir. Bu yüzden buradaki vatandaşlar halk kıyametine ne yapacaktır? Kavuşacaktır arkadaşlar. O zaman ben meyoz 1 sonucunda oluşan oositlere birinci polar hücre bölünmeden önce kromozomların uçları toplanmış hali diyorum. Sonrasında ise arkadaşlar bunlar ne yapıyor? İkinci polar hücre adını alıyor ve bunlar arkadaşlar ne oluyor? Patlıyor. Patlayan vatandaşlardan sadece bir tanesi hayata devam ediyor. Bu bir tanesi de farklılaşaraktan neyi oluşturuyor? Yumurtayı oluşturuyor. Oatitler yumurtayı meydana getirecek olgunlaşmış hücrelerden büyüğü diye adlandırılıyor. Yani şurada görmüş olduğunuz vatandaşa ben oatit diyorum. Bu da farklılaştığı zaman ne meydana gelecekti? Yumurta meydana gelecekti. O zaman biz burada neyi gördük? Oogonyumu gördük. Sonrasında birinci doğrusu gördük. Sonrasında ikinci doğrusu gördük. Birinci polar hücre, ikinci polar hücreyi gördük ve otitleri gördük. Sonrasında farklılaştığı zaman ne meydana geldi? Bir tane yumurtamız meydana geldi. 2N kromozomlu bir hücreden N yaptık meyoz bir sonucunda. Sonrasında ise 4 tane N kromozomlu vatandaş meydana geldi. Bunlardan şu, şu, şu öldü. Bu farklılaştı ve neyi meydana getirdi? Yumurtayı meydana getirdi. Şematik hali bu yani. Neyse velhasıl kelam bunu bildik artık biliyoruz bunu yani. Yeni doğan bir kız çocuğunun yumurtalıklarında birinci oosit halindeki hücre sayısı yaklaşık 300 bin kadardır. Bu yumurtalar ergenlik dönemine kadar birinci oosit olaraktan bekliyor. Ergenlik döneminden itibaren hormonların etkisiyle gelişimini tamamlıyor arkadaşlar. Sonrasında ne oluyor? Her bir menstruasyon döngüsünde atılıyor. Niye bu kadar fazla? Çabuk bozulduğu için bu kadar fazla. Yumurtanın korunması ve beslenmesi yumurtalık tarafından sağlanıyor. Yumurtalıkta çok sayıda kesecik yani folikül bulunuyor arkadaşlar. Her kesecikte bir tane birinci oosit bulunuyor ve her ay çoğunlukla bir yumurta hücresi gelişerekten döllenme gerçekleşeceği yumurta kalanına bırakılıyor. Yani şundan bahsediyorum. Her ay dişi sanki hamile kalacakmış gibi hazırlık yapıyor. Dişi üreme sistemi yani. Bu yüzden de ne yapıyor? Bir tane yumurta kalanına bırakıyor. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar fallop tiplerini görüyorsunuz. Burada fallop tipleri nedir? Bulunmaktadır arkadaşlar. Yumurta kanalı diye adlandırmıştık biz bunu. Şurası arkadaşlar ovaryum yani yumurtaydı arkadaşlar. Her iki tarafı da var mı bunlar? Var tabii ki. Döl yatağımız ve vajinamız bulunmakta. Buradan ben eline kesit aldığım zaman dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu folikülün oluştuğunu ve en son ise arkadaşlar neye dönüştüğünü göreceksiniz. Yumurtaya dönüştüğünü görüyor olmanız gerekiyor. Şuradaki evre işte birazdan menstrülasyon döngüsünde ne yapmış olacağım? Anlatmış olacağım. Şu vatandaşlar yani şu görmüş olduğum vatandaşlar anlattığım muhabbetin lacivert olduğu için geçeceğim. Yani aynı şeyi yazdım buraya notlarınızda bulunsun diye bilginiz olsun. Şimdi gelelim yumurta kanalına. Yumurta kanalına bakıldığı zaman yumurtalıkla rahim arasında bulunan bir kanaldır. Biz diğer ismine ne demiştik bunu arkadaşlar? Fallopi tüpü diye adlandırmıştık değil mi? Onu da yazalım da diğer isimleri de önemli. Yumurta kanalına yumurtalığa bakan ucu kirpikli uni şeklinde kirpiksi uzantılar yumurtalıktan atılan yumurtanın yumurta kanalına alınmasını sağlar. Gördüğünüz gibi zaten ne olacaktır? Yumurtadan neye geçiş olacak? Yumurta kanalına geçiş olacak. Yumurtanın rahime taşınması, yumurta kanalındaki sillerin tek yönlü dalgalanma hareketi yapması ile sağlanır. Kimse size tek yönlü mü, çift yönlü mü olduğunu sormayacak zaten.
Ondan şüpheniz olmasın. Döllenme olayı yumurta kanalında gerçekleşiyor. He, o zaman döllenme olayı nerede gerçekleşiyormuş? Fallopi tüpünde gerçekleşiyormuş. Yani yumurta kanalında arkadaşlar ne gerçekleşecekmiş? Döllenme olayı gerçekleşecekmiş. Bu önemli mi benim için? Evet, çok fazla önemli. Yani sperm artı yumurtanın buluştuğu yer neresi arkadaşlar? Fallopi tüpü diye adlandırılıyor. Evet, döllenmiş yumurta ilk mitoz bölümlerini yumurta kanalında geçirir ve 3 ile 5 gün arasında rahime ulaşacaktır. O zaman ilk başlangıcımız yumurta. Sonrasında yumurta ne yapıyor arkadaşlar? Fallopi tüpüne gidiyor. Fallopi tüpü yani yumurta kanalına geçiyor. Burada sperm ve döllenme reaksiyonu gerçekleştiriyor. Sonrasında ise üçüncü durağımız ise arkadaşlar neresi olacaktır? Döl yatağı veyahut da uterus veyahut da rahim olacaktır. Gelelim o zaman buna. Döl yatağı embriyonun doğuma kadar büyüyüp geliştiği organdır. Yani ne yapıyor abi bu? Embriyonun beslenmesini, korunmasını vesairesini sağlıyor. Karın bölgesinin alt tarafında idrar kesesinin arkasında kalın duvarlı ve kaslı bir yapıdır. Kalın duvarlı olması lazım embriyonun zarar görmemesi için tabii ki. Döl yatağının iç kısmı mukus salgılayan, bakın dikkat, mukus salgılıyor ve bol miktarda kan damarı taşıyan endometriyum denilen tabaka ile kaplanmıştır. O zaman döl yatağını şöyle alırsam eğer ki bu döl yatağının içerisinde arkadaşlar ne vardır? Kılcal kan damarı bulunmakta. Biz buna da arkadaşlar ne diyoruz? Endometriyum diyoruz. Tamam. Unutmuyoruz bunu da. Adet döngüsünde mitoz bölünmeli endometriyum kalınlığı artar. Artıyor. Sonrasında eğer ki döllenme gerçekleşmemişse patlama reaksiyonu gerçekleştiriyor. İnsanda sadece patlayan damar endometriyum damarıdır arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi böylece embriyonun gelişimi için uygun bir ortam hazırlanmış oluyor. Eğer ki embriyo gelişiminin ilk 2 ile 4 haftasında doğrudan endometriyumdan bahsediyor. Eğer ki'den kastım şu. Eğer ki döllenme reaksiyonu gerçekleşirse menstrülasyon döngüsü gerçekleşmeyecek haliyle. Burada endometriyum ne yapacaktır? 2 ile 4 hafta beslenme reaksiyonunu gerçekleştirmiş olacaktır. Ha, döllenme gerçekleşmez, zaten patladığını tekrar tekrar söylüyor. Daha sonra embriyonun besin ve oksijen ihtiyacı plasenttan karşılanır. Yani endometriyum denilen vatandaş sadece ama sadece 2 ile 4 hafta etkili. Bittikten sonra neyden karşılayacak muhabbeti? Plasentadan karşılayacaktır. Tamam? Unutmuyoruz bunu da. Şimdi burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar bir embriyo görüyorsunuz ve arkadaşlar plazentasını vesairesini görüyorsunuz. Göbek kordunu, amniyon sıvısı, döl yatağı vesaire. Burada dikkat etmenizi istediğim nokta şu. Ben size dolaşım sisteminde demiştim ki akciğer atarı ve akciğer topluları. Bu vatandaşlara dikkat edin demiştim, değil mi? Ne demiştim arkadaşlar? Bu vatandaş kirli kan taşıyor atardam olmasına rağmen. Bu vatandaş temiz kan taşıyor toplardam olmasına rağmen. Bir iki tane damardan bahsetmiştim. Demiştim ki plasenta atarı ve plasenta topluları. Bunlar da ters taşıyor abicim. Bu vatandaş da kirli kan taşıyor. Plasenta topları da temiz kan taşıyor. Bu yüzden önemlidir arkadaşlar, bilginiz olsun. Bakın ne diyor? Göbek toplar damarı diyor. Bakın kırmızı renkte göstermiş. Göbek toplar damarı demiş ve göbek atar damarına bakıldığınız zaman arkadaşlar göbek atar damarını da mavi renkte göstermiş. Yani pis şeklinde göstermiş. Tamam? Unutmuyorsunuz bunu. Pis şeklinden kastım karbondioksitçi zengin yani. En son bakın ne yaptık biz ilk başlangıçta. Yine her şeyi yazıyorum bakın. Yumurta aldım. Sonrasında yumurta kanalına yani fallopi tüpüne götürdüm. Burada döllenme reaksiyonu gerçekleşti arkadaşlar. Sonrasında ne yapmış olduk arkadaşlar? Uterus'u taşımış olduk. Uterus'a veyahut da rahime. Sonrasında ise burada tabii embriyo gelişti. En sonuncu kısım ise vajina ve serviks kısmı olacaktı bizim için. Tamam? Yani şunları konuştuk. Buradayız şimdi. Sildim ve devam ediyorum. Vajina döllenmemiş yumurtanın atılmasını ve spermlerin dişi vücuduna bırakılmasını sağlar. Bakın ne diyor? Döllenmemiş yumurtanın atılmasını sağlar diyor. Yani o endometriyum patlayacak ve buradan dışarı ne yapacaktır? Çıkacaktır. Ve spermlerin de dişi vücuduna bırakılmasını sağlayacak. Ayrıca vajina doğumun gerçekleşmesinde görev olan diş üreme sisteminin dışı açılan bir bölümü diye adlandırılıyor. Vajinayı döl yatağına bağlayan bölgeye serviks deniliyor.
Vajina idrar kanalına bağlantılı değil arkadaşlar. Bunu da önemli vurgulamış olalım. O zaman serviksle döl yatağının yani uterusun yani rahimin vajinaya arkadaşlar ne yapılmasını sağlıyor? Bağlanmasını sağlıyor. Evet şimdi geldik meşhur menstrülasyon döngüsüne. Niye meşhur menstrülasyon döngüsü diyorum? Çok fazla soruluyor. Çok fazla karıştırılıyor. Bizim burada yine kendimize özgü yöntemlerimiz var. Bu yöntemleri arkadaşlar anlatmış olacağız. Bilginiz olsun. Şimdi buna bir sonraki parçada geçeyim. Neden diye sorarsanız eğer ki. Çünkü bu konu önemli. Önemli olduğu için bir sonraki parçada dişlerde menstrülasyon döngüsüne geçelim. Onu bir parça halinde yapalım. Çünkü dediğim gibi bu konu önemli. Bu konuyu da bir sonraki parçamızda geçiş yapalım. O zaman şimdilik görüşürüz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakınız.